Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Rate Stretch Tool'un ne işe yaradığını göstereceğim ki bu araç çok kullanışlı bir araç, kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bakın burada normalde Ripple Edit Tool olur. Rate Stretch Tool'a ulaşmak için yapmanız gereken şey, araçlar kısmına gelip basılı tutarak sağ çektiğinizde burada 3 tane farklı araç açılacaktır. Rate Stretch Tool'a gelirsiniz ya da kısa yolla R tuşuyla Rate Stretch Tool'u alabilirsiniz. Bu ne işe yarıyor? videolarımızı hızlandırmaya, yavaşlatmaya yani yavaş çekim ya da hızlı çekim yapmamızı sağlıyor. Ki normalde mesela bu videoyu hızlı çekim ya da yavaş çekim yapmak için buradan speed duration dediğimizde de ayarlayabiliyoruz. Ama biz işlemlerimizi hızlı bir şekilde timeline üzerinde yapmak istiyorsak rate stretch tool'u kullanıyoruz. Bakın normal videoyu izleyin. Köpek videosu var. Şimdi bu videoya yavaş çekim katacağım. Ne yapmam gerekiyor? Videonun boyutunu uzunluğunu artırmam gerekiyor ki yavaş çekim olsun. Bakın buradan tutuyorum videomu çekiyorum. Şimdi izleyin. Yavaş çekim olmuş oldu. Hızlandırmak için ne yapıyorum? Videonun süresini kısaltıyorum. Bu şekilde bunu alıyorum buraya. Gördüğünüz gibi hızlı çekim oldu. Ben bu race stretch tool'u çok önemli bir yerde kullanıyorum. Bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bu hızlandırma, yavaşlandırma işlemleri dışında çok kullanışlı bir araç. Bunu dikkatli dinleyin. Bakın şimdi. Böyle bir yazımız var. Yazımız girdi, sonra hep gidecek. Gördüğünüz gibi girdi ve gitti. Şimdi bu yazının ekranda kalmasını arttırmak istiyorsak ne yapıyoruz biz normalde? bunu normal bir şekilde uzatıyoruz. Böyle yaptığımızda ne oluyor göstereyim. Bakın şurada efekt kontrolünün altında buna bir keyframe atanmış. Keyframe'in ne olduğunu daha sonra anlatacağım. Detaylı bir şekilde aktaracağım. Bu keyframe'ler ne işe yarıyor? Bu yazının hareket etmesini, soldan sağa geçmesini ya da bir anda patlar gibi yok olmasını bu tarz işlere yarıyor. Keyframe'ler atadığımızda yazılara animasyon verebiliyoruz. Bunları sağlıyor. Bakın şimdi normal burada gözüktüğü gibi gözüküyor. Bunu uzatmak istediğimizde yani miktarını arttırmak istediğimizde ekranda kalma miktarını bakın bunlar burada sıkıştı. Böyle bakın yazı gelmedi. Hala bekliyoruz gelmedi gelmesi gerekiyor normalde. The yani hiçbir şeyi değiştirmemiş olduk bu şekilde yaptığımızda. Yine bu kısımda şu aralıkta geliyor yazı. Ha bu böyle olmuş, ha böyle olmuş. Hiçbir şey değişmiyor. Çünkü buradaki keyframe'ler kendi arasında sıkışıyor. Yani Red Stretch Tool'u kullanırsak ne olur? Onu göstereyim. Red Stretch Tool'la bunu uzatırsak. Bunu bir şuraya alayım. Uzatamıyorum. Eh uzattım. Bakın. Ray Stretch Tool'u aldığımızda ne oluyor? Görün şurada. Bakın nasıl değiştiğini görün. Gördüğünüz gibi hiç değişmiyor keyframe'ler. Keyframe'lerin değişmemesi bize neyi sağlıyor onu göstereyim. Bakın. Normalde çok daha yava, hızlı bir şekilde giriyordu ekrana. Şimdi çok daha yavaşladı. Yani biz amacımıza bu şekilde restretch tool'u kullanarak ulaştık. Eğer bunu kısaltırsam kalma süresini bakın. Şimdi çok daha hızlı bir şekilde ekrana girmiş oldu. Yani bu çok kullanışlı bir araç. Bunun mantığını burada kavrayın. Yani keyframe'lerin arasını açıp kapatmadığını anlayın. Sıkıştırmıyor. Aynı şekilde tutuyor, kalıyor. Daha sonra keyframe mantığını da anlatacağım. Bunu her yerde uygulayabilirsiniz. Çok farklı kullanım alanları var. Çok kullanışlı bir araç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.